Selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle Serkan Dayı'nın kanalına hoş geldiniz. Bugün size hükümetle alakalı, hükümetin yanlış bir politikası ile olan alakalı bir durum anlatacağım. Bunu dile getirmemiz gerekiyor çiftçiler olarak. Özellikle tütün üreticileri adına ben bu videoyu çekiyorum. Biz yıllardır tütüncülükle uğraşıyoruz. Hem hayvancılık yapıyoruz hem tütünle uğraşıyoruz. Bizim bu tütünle alakalı 28.11.2017'de tütün kanunu çıkartılmış. Bu tütün kanununda ithal tütünlerdeki olan vergi kaldırılmış. Yani bunu hükümetimiz yapmış. Ve bundan bize Tayyip Erdoğan'ın haberi var mı yok mu? Tabii ki vardır haberi ama bu şekilde bir açıklaması olduğunu ben inanmıyorum. Yani iyi bir bilgilendirildiğini tahmin etmiyorum. İthal tütündeki olan vergileri sıfırlanmış. Bu sıfırlandığı zaman da bu ne anlama geliyor? Bizim ürettiğimiz tütün ucuz gidiyor. Yani müthiş, yani ucuzlatılıyor. Yani şirketler tarafından nasıl ucuzlatılıyor? Şimdi şöyle anlatalım yani ben size. Şimdi devletten çiftçiye, yani tütün üreticisine hiçbir zaman hiçbir tane destek yok. Tekeller kapatıldığı için. Kapatıldıktan sonra devlet otomatikmen bizden bunları soyutladı. Yani vergiyi, yani destek olarak hiçbir tütüncüye destek verilmiyor. Tütüncü Türkiye'de 100 bin aile var benim bildiğim. Yani 100 bin tütün üreticisi var şu andaki şey. Daha bu önceki yıllarda daha fazlaydı ama kimse, herkes artık bu işin zorluğundan, ondan sonra devletin desteğini kestiği için şirketlere kucağına kaldık. Yani şirketlerin kucağına kaldık ve bunda çok büyük zararlar çekiyoruz. Şimdi buradaki benim demek istediğim şu. Yurt dışında, Makedonya'da, Yunanistan'da, Çin'de, ondan sonra yeni yeni Hindistan'da benim bildiğim kadarıyla. Yani bu şekilde bunlar devlet tütün üreticisine destek veriyor belli miktarlarda. Bu ne kadardı diyelim. Şimdi Makedonya'da 7 dolar, Yunanistan'da 4 dolar, Çin'de işte yine belli bir şekilde bir destek var. Bizim Türkiye'de bütün destek hiç yok. Şimdi arkadaşlar, yaptığınız kanunu çıkartırken üreticiyi de takip ederek çıkartmanız gerekiyor. Şimdi devlet 2017'de ithal tütünden vergiyi sıfırladı. Bu 2010 yılında diyelim ki 3000 diyelim ki ton başına 3000 dolarken bu kademeli olarak takım takım azaltılarak şu anda 2017'de bunu sıfırladılar. Yani çok büyük bir yanlış yapıldı. Arkadaş, bu yaptığınız yanlışı siz kimi kollayarak yapıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Ben bunu anlamadım. Yani sadece ben değil, ben bunu tek başıma da şey yapmıyorum. Bütün Türkiye genelinde 3 bölge var. Yani Doğu Anadolu var, Ege bölgesi var, Karadeniz bölgesi var. Ve Türkiye'deki yetişen tütün dünyadaki en kaliteli tütünler. Özellikle bizim, ben Gümüşacık köylüyüm, Amasya Gümüşacık köylüyüm. Gümüşacık köylü tütünü dünyanın bir numaralı tütünü. Yakıcı özelliği olan bir tütün. Siz şimdi burada İtalya kaldırdığınız zaman ne yapıyorsunuz? İtalya'da sıfır vergi yok. Şu anda devlet, yani şirketler istediği şekilde yurt dışından tütünü bedavadan vergisiz bir şekilde alıyor, işliyor ve satıyor. O zaman ne oluyor? Şimdi bugün Makedonya'daki bir üretici, tütün üreticisi tütünü diyelim ki 10 liraya satıyor. Devlet de zaten öbür tarafta 7 dolar veya büyük bir destek verdiği zaman ne oluyor? Tütünün fiyatı düşük bile olsa, şirket dışarıdan düşük bile şey aldığı zaman devletin verdiği desteğiyle o tütününü satıyor. Bizim bu seneki şirketler bizim tütünlerimizin müthiş derecede fiyatlarını kırdılar. Bu neyden kaynaklanıyor? Neyden kaynaklanıyor arkadaşlar? Bu sırf işte yurt dışından bedava da, yani daha ucuza bir tütün ucuza aldıkları için niye bizim buradaki şeyle uğraşsınlar? Türkiye'deki, yani çiftçide gel, bizim Türkiye'deki tütünle niye uğraşsın bunlar? Şu o zaman ne yapıyor? Gidiyor Hindistan'da, Çin'de. Zaten orada işçilik de ucuz. Bugün Çin'in nüfusu ne kadar? Hindistan'da zaten milleti aç karnını doyuramıyor. Yani yaptım ben, özellikle Tayyip Erdoğan'a söylüyorum arkadaş. Ya Tayyip Bey, bak özellikle size söylüyorum. Sizin danışmanlarınıza söylüyorum. Sizin danışmanlarınız size doğru bilgiyi vermiyor. Vallahi billahi vermiyor size doğru bilgiyi. Yani şu üreticiyi, çiftçiyi, yani sesimize kulak verin. Bak ben AK Partiliyim.
Ben hiçbir zaman ben siyasi kimliğimi hani şeyim olarak söylüyorum. Ben AK Partiliyim. İsmim Serkan Karakoç. Yani yanlış olana da yanlış demeliyiz. Yani söylememiz gerekiyor. Çiftçiye verilen yani tütün bir özellikle şu anda tütüncüler çok mağdur. Yani neden mağdur? İleride şirketler tütünleri Türkiye'den bir şekilde kesecekler. Yani kesinlikle Türkiye'den tütün yani alınmayacak. Bu tütün üreticilerin pili bitecek. Tamam sen sigaraya karşısın. Biz de karşıyız. Tamam biz üretiyoruz. Ben sigara da kullanmıyorum. Ama bu demek değildir ki bizim burada 100 bin aile var. 100 bin ailenin bir çevresine baktığınız zaman bu 5 milyon 10 milyon kişiye tekabül ediyor. Yani bu kesinlikle sizin danışmanlarınız size doğru bilgi vermiyor. İthal tütünden vergiyi kaldırdığınız zaman Türkiye'deki üreticinin belini kırıyorsunuz. Yani en azından devlet tütün üreticisine destek vermesi gerekiyor. Arkadaşlar belli bir şekilde destek verecek ki biz özel sektörden kendimizi kurtaralım. Ya devlet şimdi şirket gidip niye bizim benimle uğraşsın arkadaş? Gider yurt dışından bedavadan tütün aldıktan sonra siz bunu bir de o zaman kesinlikle yapmayın. Başka şeylere yönelin diyor. Arkadaş biz neye yöneleceğiz ya? Neye yöneleceğiz? Biz hayvancılık derseniz hayvancılığa bak biraz sonra hayvancılığa da değineceğim. Hayvancılıktaki de sıkıntımız çok büyük. Ama özellikle ben tütünden dolayı bu ithal tütünündeki vergiyi sıfırlama çok büyük bir yanlış. Şirketlere bu vergiyi sıfırlamayan, yani bunu bak ben seçimden sonra 31 Mart'tan sonra seçimden sonra Ankara'ya geleceğim. Milletvekillerimizle de görüştüm. Gelin biz bunları görüşelim dediler. Allah razı olsun yani gideceğiz seçimden sonra bir şekilde yani bunu dile getireceğiz. Bak biz çok zor durumdayız. Ziraat odalarıyla beraber. Ondan sonra Türkiye Ziraat Odaları Birliği de bak bunları hep gazetelerde dile getirdiler ama hiç siz kulaklarınızı tıkadınız. Yani Tayyip Erdoğan'a ben demiyorum. Yanındaki danışmanlarına, bakanlarına sizi bu yasayı kim hazırlattırıyorsa yasaları hazırlarken lütfen dikkatli düşünün. Çiftçiyi de düşünün. Bak çiftçiye destek vermeyin. Çiftçiden biz öyle destek beklemiyoruz arkadaşlar. Ya destek verme. Bize nasıl bir destek vereceksiniz biliyor musunuz? Bize vereceğiniz destek mazotu, gübreyi bunlara ucuzlattırın. Yani mazotla gübre ucuzladıktan sonra mazotla gübre ucuzladıktan sonra yani bu çok rahattır. Niye mazot pahalı? Şimdi biz şu anda üretici şeyi üretmiyor diyorsunuz. Yani ekmiyor. Niye ekmiyor? Mazot pahalı, gübre pahalı. Ondan sonra hayvancılıkta da aynı şekilde. Hayvancılıkta da yemler pahalı. Yani her şey bu mazotuna gübreye bakıyor. Hayvanlarda da aynı sıkıntımız var. Yani lütfen yani şu anda ben çok doluyum ne söyleyeceğimi de bilemiyorum. Ama kesinlikle size bildirilen tarım politikalarında çok büyük yanlışlıklar var. Biz bunları bir şekilde çiftçileri de dinleyin arkadaş. Yani kulağınızı bize tıkamayın. Lütfen yani yalvarıyoruz yani gerçekten bak hepimiz bankalara borçluyuz. Geleceğimizin 5 yıl 10 yıl ilerisine kadar biz bunları yani sizlere güvenerek borçlandık. Ama ondan sonra tarla gideceğiz. Tarla fiyatları yani tarla kiraları çok pahalı. Tarlaları kiralamıyoruz. Bizim burada 250, 300 milyon, 200 milyon dan aşağı bir dönüm tarlayı biz tutamıyoruz. Niye adam vermiyor? Bu sefer mazotu var, gübresi var, bunun motorunun sürmesi var. Bu şey. Yani bu bir tarlanın hak edilmesi. O zaman da biz ne yapalım? Hiç ekmeyelim. Devamlı yurt dışından ithal edelim. Yurt dışından yani ithal ettiğimiz sürece biz bu işin altından kalkamayız. Bizim üretmemiz için de bizim mazotundan gübremizin kesinlikle çiftçiye özel olarak azaltılması gerekiyor. Özel olarak. Hayvancıya da yani destek bak destek konusunda ya çiftçiye destek vermeyin. Ya niye destek vermeyin? Arkadaş senin burada bizim bir hayvancılık tamam benim 15 tane hayvanım var. Sen bana desteği versen de olur vermesen de olur. Benim o hayvanlardan alacağım benim 1 milyar 2 milyar bir para. Ama öbür tarafta 5 bin 10 bin 100 binlik bir ahırlar var. Bu destekler bunlara faydası oluyor. O adam oradan desteğiyle birlikte her şeyini karşılıyor. Ama burada orta ölçekli küçük üreticiler battı. Vallahi battı yani bakın bunların kulağınızı açın. Biz bunları özellikle söylüyorum. Bak ben burada kesinlikle farklı bir şey gözetmiyorum. Artık biz burada yani isyan derecesine geldik. Yapacak bir şey de bulamıyoruz. Çünkü motorumuzu kontağımızı basamayacak derecelere geldik yani. Niye mazot pahalı? Bizim mazotunan gübreyi, yem fiyatlarını yani devlet
Çiftçiye başka türlü destek vermesin. Sadece vereceği mazotundan gübre. Yani özellikle gibi ben bu videoyu çekmemdeki amaç benim tütünle alakalıydı. Tütünün durumu zaten anlatabildim mi onu da bilmiyorum. 2017'de çıkan ithal tütündeki vergi kanunu. Vergiyi sıfırladı. Bu vergiyi sıfırlamayalım. Veya devlet vergiyi sıfırladıysanız da devlet üreticiye destek versin. Ya olmuyor. Vallahi olmuyor. Bak ben bu kadar yani bu tek başıma değil. Bak Karadeniz bölgesindeki bütün ziraat odaları birlikleri de aynı şeyi söylüyor. Ama siz neyi hesabını yapıyorsunuz? Tamam her tarafta her şey yapılıyor. Doğru. Türkiye bir anda 10 gömlek ilerledi. Borçlu olarak. Ama bir taraflarda yollar yapılıyor. Bir tarafta köprüler yapılıyor. Bir tarafta her şey yapılıyor. Ama yapılırken sizin oradaki anlaşmanız oradaki sizin anlaşmanız bugün bir köprü yapıldı. Üçüncü Boğaz Köprüsü yaptı işlet devlet konusunda. Biz bunları da biliyoruz tamam yapıyor işletiyor devlet ama sen o adama taahhüt veriyorsun. Diyorsun ki buradan 5.000 tane araba veya 10.000 tane araba geçmediği zaman işte onun üstündeki farkı ben devletten alırım diyor. Ben bunu alırım dediği zaman neye çıkıyor bu? Bunun sonu nereye gidiyor? Oradan araba ister geçsin ister geçmesin. Devlet sana garanti veriyor. Sen burada bu kadar işlemi tamam vatandaş için bir şeyler yapıyorsun ama sonuçta senin oradan geçen arabalar yani geçmeyen arabasının dahi adam senden vergisini, parasını, pulunu her şeyini devlet ödüyor. Oranın bir hesabını yaparsanız milyarlarca dolar para yapıyor. Sizin vereceğiniz burada çiftçiye, üreticiye vereceğiniz para onun yarısı bile değil ya. Yani onun için gerçekten çok doluyuz. Çok doluyuz. Sesimize kulak verin. Ha bir de şu aklıma geldi. Biraz önce şeyde yarım kaldı. Şunu da söyleyeyim. Bizim hani tarla kiralarla alakalı bir şey. Biz tarlaları tutuyoruz ya. Buradaki insanların çoğu, çünkü hepimizin çoğunun tarlası yok. Tarlamız yok. Biz hepimiz kira yapıyoruz. Kira sözleşmesi yapmıyor bu millet. Niye? Tarla desteğiydi ki, mazot desteğiydi, şuydu, buydu. Hep kendileri alıyor. Öbür türlü işte herkes söylüyor diyor ki ziraat odalarındakiler diyor ki siz sözleşme yapmayın onu mecbur siz yapacaksınız. Eken kişi yapacak diyor. Vallahi vermiyorlar ya. Şimdi ben tarlasını adamın tarlasını ben ekiyorum. Adamın tarlasını her şeyini ben yapıyorum. Desteği adam kendi alıyor yattığı yerde. Buna da bir çare bulun. Bu şekilde de çok mağdur. Kimse tarla tapusunu vermiyor. Sanki tapu isteyince ben adamın tarlasını kökten alacağım. Öyle şey yok. Yani kira sözleşmesi dahi yapılmıyor. Yapamıyoruz. Pahalı pahalı ekiyoruz tarlaları. Mecbur kalıyoruz. Ben bugün diyelim ki 100 dönüm yer ekiyorsam 100 dönüm yerde ben bir tane devletten destek alamıyorum. Veya benim gibi böyle binlerce kişi var yani. Niye adam tarla kendi tarlasını niye versin? Adam 100 dönüm tarlası var. Yattığı yerden el enseden tarlalarını kiraya veriyor. Hep kira parasını alıyor. Ondan sonra tarla desteğini kendisi alıyor. Ondan sonra mazot desteğini kendisi alıyor. Gübre desteğini kendisi alıyor. Eken kişi ne oluyor? Böyle alıyor. Poyra abi açılıyor ondan sonra. Yani buna da bir çare bulunması lazım. Ya ondan sonra diyor ki devlet siz aman işte hemen elinizden gelen bir şey diyorsunuz. Şunu şöyle yapmam, bunu böyle yapmam demiyor. Vallahi vermiyorlar ya. Ben diyor tarla desteğini vermem. İşine gelirse diyor. İşine gelirse o diyor işine gelirse. Bu diyor işine gelirse. Ne olacak ondan sonra? Kimden tutacak biz bu tarlayı? Yani ondan sonra elimizde yani yapacak bir şey de bulamıyor. Arkadaş ben bu kadar senede ben yıllardır şey ekiyorum ben bir kere de tarla desteği almadım ben. Kira sözleşmesi bir şey alamadık biz. Ya benim gibi kaç kişi var böyle? Vermiyor adam. Ben zannediyorum tabii ben diyor kendi tarla desteği ben kendim alırım. Diyor mazot desteğini kendim alırım. O adam bir şey ekmiyor. Yani bunlara da bir çare bulunması lazım.